mısınız? Evet. Buyurun. Gezmek nasıl bir sizin için Serdar Bey? Çok değişik bir şey gerçekten. Çünkü ilk defa tecrübe ettiğim bir şey. Yıllar sonra kendi doğduğu odayı insanın görmesi gerçekten çok değişik. 1949 yılında Pakize Tersi Kadın Doğum Kliniği olarak hizmet vermekteydi binamız. Sonrasında 2010'lu yıllarda Nişantaşı Hospital olarak aynı merkez yenilenerek genel bir hastane haline getirildi. Sizin gibi birçok hastanız buraya geldiğinde evet ben bu odada doğmuştum, ben bu hastanede doğmuştum diyerek çok duygu dolu anlar yaşıyor. Evet, çok gerçekten değişik biz çünkü şöyle söyleyeyim, tamam buraya yakın oturan bir insanım, sürekli buralardan geçen, sürekli bu yolu kullanan veya yakın yerleri kullanan, bu hastaneyi sürekli gören biriyim ama ilk defa ya ben bunu neden yapmadım dedim kendi kendime gidip. Doğduğum odayı göreyim, doğduğum hastaneyi zaten görüyorum ama içine bir gireyim, bir doğduğum odayı göreyim, bir neymiş bu, ben nerede doğmuşum diye bir karar verdim. Çok geç kalmıştım. Böyle bir söyleyeyim. Dolu anlar yaşadık, evet ama peki doğduğunuz odanın hangi oda olduğunu nasıl öğrendiniz? Nereden biliyordunuz bunu? Direkt annemden. Oo. Şimdi çok eski bir zaman ama anneme söyledim buraya geleceğim. Hangi odada olduğunu hatırlayabilecek misin dedim, direkt ikinci kat köşedeki oda. Direkt cevabı verdi, yani hiç tereddüt etmeden cevap. Sohbet ederken farklı bir doğum hikayeniz olduğundan evet. Bahsetmiştiniz bana. Bahsetmek tabii ister ki, misiniz? Tabii ki. Ben tek çocuğum. Yani burada başka çocuk doğmadı bizim aileden. Şöyle bir hikayemiz var. Annemin 4. denemesi. Yani 3 düşükten sonra artık umutsuzlukların olduğu bir anda doğmuş bir çocuğum. 4. hamilelikte artık babam diyor ki ya bu çocuk ne olur doğsun. Kimdir bu ülkenin en yetenekli, en ünlü kadın doğum uzmanı? Ben onu bulmak istiyorum. Cevat Babunay'ı buluyor zamanında. Cevat Bey annemi muayene ediyor. Yaptığı muayenede çok, hani bu tabirdir herhalde, yanlış söylemeyeceğim umarım, zayıf tutunduğumu, bu yüzden hamileliklerin hep düşükle sonuçlandığından bahsediyor ve anneme özel bir kür uyguluyor, özel bir tedavi uyguluyor. Bu vesileyle ben de burada dünyaya geliyorum. Biz inanın çok mutlu olduk bu durumdan. Umarım bugün doğan bebeklerimiz de 43 yıl sonrasında gelip odalarını ziyaret etme fırsatı bulurlar sizinle. İnşallah, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Çok teşekkür ediyorum size. O zaman küçük bir el sallayalım mı? Tabii ki.